seviniyorum. Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde bugün biliyorsunuz Uygur Türkleri var orada ve sıkıntı çekiyorlar. Piramitlerden Bağımsızlık, tabii bahsediyoruz, değil mi? piramitlerden Evet. bahsediyorum. Şimdi Çin'de İksan bölgesinde Doğu Türkistan'da 16 tane büyük piramit var. Bunun dışında daha başka piramitler de var, keşfedilmemiş. Bunlardan bir tanesi 300 metreye yakın. Zannedersem görüntüye de yansıdı Evet. şu an. Şimdi bu beyaz piramit, yeni yeni ortaya çıktı. Aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu piramit hakkında bazı dedikodular gündeme geldi. Fakat uydu görüntüleriyle birlikte o bölgede dev piramitlerin olduğu anlaşıldı. Bunlardan bir tanesi gerçekten dev bir piramit, 300 metre. 300 metreden Evet. Ve bahsediyoruz. Çin Evet. hükümeti bu piramitleri gizliyor. Bakın şu görüntüde, bu görüntüde üzeri ağaçlandırılmış piramidi. Evet. Şimdi bunun amacı piramitleri dünya kamuoyundan saklamak. Bunları doğal tepeler gibi göstermek. Peki Niçin neden? mesela? Neden? Nedeni şu. Çünkü Çin aslında emperyalist bir güç. Yani hep emperyalizm derken Amerika Batı'yı kastederiz ama Doğu'da da çok güçlü. Fırsat bulduğunda bütün dünyayı kontrol altına alabilecek bir güç var Çin. Ve Çin şunun farkında. Çok köklü bir uygarlığa sahip. Tarih bir silahtır. Yani emperyalizmin elindeki tehlikeli bir silahtır tarih. Bunun farkında. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Çünkü o toprakların Uygur Türklerine ait olduğunu biliyor Çin. Ve bu uygarlık eserleri detaylı bir şekilde incelenecek olursa, bu uygarlık eserlerinin James Churchward'ın ifade ettiği gibi Uygur Türklerine ait olabilme ihtimali. Eğer Uygur Türklerine aitse bu piramitler, o zaman Çin siyasal anlamda sıkıntı yaşar. Yani şunu söylüyorsun. Siyasal anlamda problem yaşar. 7.000-5.000 yıl Evet. önceden bahseden bir Çin uygarlığı var önümüzde. Ama bir Kesinlikle. bakıyoruz ki ondan daha Daha eski 12-15 bir bin, Uygur uygarlığı evet, bir çıkarsa Uygur uygarlığı o çıkarsa zaman Çin zor durumda tabii. kalır. Zor durumda kalır. Çünkü Çin Bunu her zaman uygarlığıyla övünerek. övünür ki Evet. öyledir de. Evet. Gerçekten çok köklü bir uygarlığa sahiptir. O bakımdan saklanmıştır bu piramitler. Şimdi tabii nasıl saklanmıştır? Bilim dünyası niye sessizdir? Niye kimse gidip araştırmaz? Çin hükümeti orayı